Selamlar dostlarım. Umarım iyisinizdir. Uzun süredir hikayelerde cilt bakımı yapmıyorduk. Bugün akşam akşam cilt bakım rutinimi yaparken sizlerle birlikte böyle bir hikaye serisi çekmek istedim. Öncelikle her zaman e, yapmamız gereken şey saçlar eğer uzunsa e, geriye doğru tutturalım, takalım. Çünkü özellikle yağ bazlı temizleyici ve su bazlı temizleyicinin saçlara pek gelmemesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü kaldığında bu sefer yüzde sivilcelenmeye sebebiyet olabilir. Ve bir diğeri de yağ bazı temizleyiciyi kullanmadan önce Elleri bir yıkayalım. Benim hikayelerim hala bir dakika olmadı. O yüzden böyle 15 saniye 15 saniye şeklinde oluyor ve çok uzun sürüyor. Bu beni biraz üzüyor. Umarım Instagram beni buradan duyar ve hikayelerimi bir dakikaya çıkartır. İlk aşama yağ bazı temizleyici. Bu Clearson. Bu Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Fresh olan yağlı ciltlere, sivilceye, meyli ciltlere çok uygun olan bir yağ bazı temizleyici. Bir de bunun daha deep cleansing olanı var. O da daha kuru, karma ciltlere daha uygun. Yağlı ve sivilceye özellikle çok meyilli bir cildiniz varsa bence tercih edebileceğiniz inanılmaz başarılı, güzel bir yağ bazlı temizleyici. Bu benim geçmiş zamanlarda kullandığım ve tekrar e, aklıma geldi neden ben bunu kullanmıyorum diyerek aldım. Daima banyoda dururdu benim zaten. Hem vücutta hem yüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, sadece güneş kremi kullanıyorsanız sadece bir pompa. Eğer makyaj yapıyorsanız iki pompa şeklinde cildinize... Uygulayabilirsiniz Çok hızlı bir şekilde süt kıvamına dönüşüyor Asla hiçbir şekilde sivilce, irtasyon e, Alerjik reaksiyon Göstermedi bende Çok severek kullandım tekrar ediyorum özellikle Yağlı ve sivilce meyli bir cildiniz varsa e, Yağ bazı temizleyicilerle hiç anlaşamıyorsanız Bu yağ bazı temizleyiciye bir şans verebilirsiniz Yapmanız gereken el kuru cilt kuru çok güzel detaylı bir şekilde Böyle cildinize yabaz temizleyiciyi uygulamak. Ellerimizi biraz nemlendiriyoruz. kadar nem yeterli. Ve sonra tekrar bir 10 saniye daha masaj yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz zaten. Çok hızlı bir şekilde süt kıvamına dönüşüyor. Biraz bu şekilde masajı yapıp cildimizden duruluyoruz bunu. Su bazı temizleyici aşamasına geçiyoruz. Marudermin bu hassas ciltler için olan 400 ml devasa boyuttaki su bazı temizleyicisinden şöyle bir pompa alıyorum. Ondan sonra, her elimde şey yaptıktan sonra cildime uyguluyorum. Bu çok fazla köpürmeyen, ama cildi yormayan, gayet nazik bir temizleyici istiyorum. Su bazı bir temizleyici istiyorum diyorsanız kullanabileceğiniz en başarılı fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Şimdi bunu da duruluyorum su baz temizleyiciyle cildimizden arındırdık. Burnumuzu falan da temizledik. Ee, ekranda kötü görüntü olmasın. Ben bugün hyaluronik Asit'li nem serumumu kullanacağım. Bunda yüzdeki hyaluronik Asit B5 vitamini var. Tüm ciltlerin anlaşabileceği, parfümsüz ve çok hızlı bir şekilde ciltten emilmesi, cilde ağırlık vermemesi, yapış yapış olmamasıyla çok sevdiğim bir hyaluronik Asit nem serumu. Ama bunu böyle kuru cilde uygulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Termal suyumuzdan Sıkıyoruz. Evet, böyle hafif nemli cildimiz. Ondan sonra Hyaluronic Asit Nem Serumumuzda şöyle alıyoruz. Dilerseniz elinize, dilerseniz yüzünüze uygulayabilirsiniz. Şu şekilde alıyorum ve tampon hareketlerle bu şekilde uyguluyorum. Şimdi geldik niacinamide serumumuza yine Remedy'den niacinamide serum. Bunu neden çok seviyorum? Bunu yine her cildin sevebileceğini düşünüyorum. Çünkü oranı çok düşük niacinamide oranı. %6 niacinamide, %1 de çinko içeriyor. Ee, eğer ki çok yağlı bir cildiniz varsa niacinamide oranını yavaş yavaş kademe kademe arttırabilirsiniz. Ama siz %6 oranındaki bu niacinamide serumunu kullandınız, memnun kaldınız. Mesela şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, Emrecan şimdi mesela %10 ya da %20'lik bir niacinamide kullanmalı mıyım? Bu tamamıyla size bağlı. Eğer memnun kaldıysanız devam edebilirsiniz. Değiştirmenize hiç gerek yok. Bunu da yine niacinamide serumunuzu da sabah akşam rutininizde kullanabilirsiniz. Retinol ile çok iyi anlaşır. Ginseng de çok iyi anlaşır. Sadece C vitamini ile e, bazen çakışabiliyor. Bazı ciltler edemiyor. Hatta çoğu cilt toler edemiyor. O yüzden e, böyle retinolle, ile, cinsekle, peptitle, nemlendiricinizin altına, güneş kreminizin altına kullanabilirsiniz. Şu şekilde 3 damla olacak şekilde çok fazla değil. 1, 2, 3. Bakın bu 3 damla gayet yeterli. E, serum ürünlerinde en fazla yapılan hata şu arkadaşlar. E, miktar çok kullanılıyor. E, hele ki böyle üst üste kullandığımız serum e, kombinleri varsa kullanırken... Çok fazla bir şekilde kullanıyor e, çoğunluk ve bu sebeple ürünler köpürüyor olabilir. Bu bunun bir sebebi. Bir diğeri bir anda cildinizi sivilceler basabilir miktar çok olduğu için. Dediğim gibi serum ürünlerini, nemlendiricilerinizi, diğer ürünleri çok bol bol kullanmayın. Az, öz ve kararında kullanmak gerçekten her zaman en iyi sonucu verecektir. Bu Dr. Ceylon'un Teacher'i ile nemlendiricisini kullanacağım. Jel kıvamda bir nemlendirici. Bu yeşil kavanozdaki tamamıyla karma yağlı ciltlere uygun olan bir nemlendirici. Öğrenci dostlarımın gerçekten yüzünü güldürebilecek boyutta ve performansta bir ürün. Yine aynı şekilde şu şekilde cildime Uyguluyoruz. Göz kremimiz de e, bunun sayfada incelemesi var. %2 retinal içeriyor ve aynı zamanda %10 da ginseng içeriyor arkadaşlar. Bu özellikle göz çevrenizde e, milyalar varsa, göz çevreniz kırışıksa, göz çevreniz nemsizse e, ve böyle mat bir görüntüye sahipse benim gönülden önerebileceğim gerçekten en başarılı ürünlerden bir tanesi. Bakın şu kadarcık almanız yetiyor. Aynı zamanda bu ürünü tüm yüzünüze de kullanabilirsiniz. Ama lütfen dikkat. İçerisinde retinal olduğu için her gün kullan yüzünüze kullanamazsınız. Öncelikle cildinizde alıştırmanız gerekiyor. Şu şekilde. Ve lütfen masaj yapmayı ihmal etmeyin. Şu şekilde. Markanın en sevdiğim iki ürünü ne derseniz bir tanesi bu. Bir tanesi de güneş kremi. Bunu da ben sabah kullanmanızı tavsiye etmem. Bunu akşam kullanın. E, haftada bir ile başlarsınız. Daha sonra kademe kademe arttırırsınız. Bu şekildeydi benim akşam cilt bakım rutini. Sizleri seviyorum. Yorumlarınız olursa istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Hoşçakalın.